Arkadaşlar merhaba kolay yapı tasarım'a hoş geldiniz. Bugün kolay yapı tasarımında aslına bakarsanız ufak bir sohbet edeceğiz. Bir anket yapmıştık hatırlıyorsanız kanal ismini değiştirme üzerine. Bununla ilgili ufak bir sohbet edeceğiz ve anket sonuçlarını açıklayacağım. Bildiğiniz gibi kolay web tasarım kanalımız bir değişiklik sürecine girdi. Bununla birlikte ilk olarak yapmak istediğim şey ismin tüm kategorilere hitap etmesini sağlamaktı. Yani tüm kategoriler derken kolay web tasarım kanalı çok eski aboneler bilecektir. Sadece aslına bakarsanız web tasarım üzerine ve bunu kolay yapma üzerine kurulmuş bir kanaldı ki başlangıç olarak blogger dersleriyle, blogger web tasarım dersleriyle vesaire başlamıştık. Bunun ardından AdSense dersleri geldi elbette web sitesi üzerine kurulu olduğundan dolayı web sitesinden para kazanma dersleri de olacaktı. Ve para kazanma dersleri biraz daha açıldı farklı para kazanma derslerine dönüştü. Bunların da yine dışına çıktı yine web tasarımla ilgili SEO dersleri başladı. Yine bunun da üzerine çıktık ve oyun yapımı derslerine başladık ki web tasarımdan aslına bakarsanız ayrı bir kategoriye giriyor. Ve... Zaman içerisinde dediğim gibi çok çok farklı alanlara hitap etmeye başladık program eğitimleri falan dahil olmak üzere bununla birlikte dedim ki madem bu kadar e, kitleyi değiştirdik işte kutu açılımları olabilir bunun yanı sıra programlama yine olabilir. Farklı farklı birçok kategoride teknoloji dersleri gibi ya da teknoloji videoları gibi diyeyim. Teknoloji videoları gibi farklı videolar yayınlamaya başlayayım dedim. Ve dedim ki kolay web tasarım ismi artık buna yeterli olmuyor ve ismi değiştirelim. Tabii ki dediğim gibi bu kanal sizin ve e, bu ismi değiştirme hakkı da elbette size ait olacaktır. Değişme ya da değişmeme hakkı elbette size ait olacaktır. Bununla birlikte iki tane video yayınladım. Birinci videoda hangi ismi tercih edebiliriz diye sizlere sordum. Gayet güzel isim önerileri oldu. Bundan dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci videoda da ki şu an ekranımda açık olan videoda e, bir anket yayınladık buraya tıklayarak zaten anket sayfasına yönleniyordunuz ve e, anketimize seçilen isimler arasında hangisini tercih edelim e, diye sorduk. E, ve bugün e, anketimiz sonuçlandı arkadaşlar. Her zamanki gibi unutuyordum. E, anket sonuçlarına geçmeden önce ben bir arkadaşımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kaya Kozak isimli arkadaşımız uzun zaman önce bana demişti ki e, en büyük hayran olduğumu söyler misin demişti. Kardeşim estağfurullah. Yani e, asıl ben sizin çok büyük hayranınızım, şundan dolayı söylüyorum. Ben bu kanalda sizlerin bağlılığını gördüm, ciddi anlamda bağlılıklarınızı gördüm. E, birbirinize yardım etmeniz özellikle gayet güzel bir e, etkileşimdi ya da davranıştı diyebilirim. E, bunu özellikle kriyencin derslerinde çok çok fazla e, gösteriyorsunuz. Tabii ki YouTube derslerinde ve diğer e, kategorilerdeki derslerde de bunu yapan birçok arkadaşımız var. Bu yüzden e, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve evet bağlınız dedim. Cümleye bu şekilde başladım. Çünkü e, anket sonuçları da aslına bakarsanız bu bağlılığı gösteriyor diyebiliriz ki anket sonuçlarını artık açalım. E, kolay bir tane e, önerilerden bir tanesi de kolay yapı tasarım değişmesin demişti. Biz bu kanalı bu isimle tanıdık. Bu isimle buluyoruz ve başka bir tane arkadaşımız da demişti ki kolay web tasarım deyince akla sen geliyorsun abi demişti. Bundan seçenekler arasına kolay web tasarım da koymuştum ve özellikle sanal eğitim, eğitim portalı, kolay web tasarım ve teknoloji dersleri arasında her gün ciddi bir değişiklik oluyordu ve son kapanış gününde kolay web tasarım birinci sıraya yerleşti. %23.21'lik oranla kolay web tasarım ismi kalsın değişmesin olarak seçildi. Ancak şöyle bir şey var ki tabii ki hani sizlerin önerisini dikkate alacağım. Kolay web tasarım olarak YouTube kanalımız kalacak. Videoları yine çeşitlendirmeye devam edeceğim. Hani kanalın ismi kolay web tasarım diye ve bu seçildi diye örneğin Kreyenc'in derslerini bırakmayacağım. Bunun yanı sıra farklı kategorilerde dedim ki dersler hazırlayacağım demiştim bu derslerden de yine vazgeçmedim bunları da hazırlamaya başlayacağım ee, ancak bir portal oluşturmayı düşünüyordum ben ee, bu portalın ismi yine size sormak istiyorum ee, ki buradaki ilk üç isim aslına bakarsanız gayet güzel isimler ki e, Bay Shoreş rumuzuyla e, bir arkadaşımız eğitim portalı ve Türkiye eğitim portalı isimlerini önermişti. İkisini de almıştım ki gayet güzel bir oran çıkarttı. Bunun dışında Berkan Akyüz isimli arkadaşımız da sanal eğitim ismini önermişti ki ben de ismi gerçekten çok beğendim. Sanal eğitim ismi de gayet güzel bir isim. Elbette birinci olan isim ve bizim her zaman için tanıdığımız isim kolay web tasarım ismi bu üç isim arasından bir tercih yapmanızı istiyorum. Ve videoda yorum yazıyorken yorumunuz içerisine bu üç isim arasından ki tabii ki başka bir isim de önerebilirsiniz ama şu an için aklıma bu şekilde geldi. Bu üç isim arasından bir tanesini tercih edin ve bizim web sitemiz bu olsun deyin. Yine web sitesinden çok kısa bir süre bahsetmek istiyorum. Videoyu çok çok fazla uzatmayacağım. Sohbet ama kısa bir sohbet olacak bu. Web sitemizi yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar bazı yazılı içerikler paylaşmam gerekiyor. Yazılı içeriklerin dışında anketler vesaire yaptığımız zaman oradan daha kolay bir şekilde ulaşırsınız. Ki her zaman için sizle birlikte hareket etmek istiyorum ve dedim gibi bu sizin kanalınız. O web sitesi de yine size ait olacak. Belki bir portal tarzında yapabiliriz ya da portal değilse de bir forum tarzında yapabiliriz ve sizlerin içeriklerini de orada paylaşmayı düşünüyorum. Nasıl içerikler? Örneğin oyun motorları dediğim gibi dersleri gelişecek. Belki farklı oyun motorlarına da girişler yaparız. Bununla birlikte bazı obje paylaşımları olabilir ya da level paylaşımları olabilir. Ya da işte benim böyle böyle aklıma bir hikaye var ama ben bu hikayeyi hani yapamadım gibi bir hikaye paylaşım ortamı oluşturulabilir. Oyun hikayesinden bahsediyorum tabii ki burada. Öyle bir paylaşım olabilir. Bunun dışında yine diğer kategoriler için bir tartışma platformu. Oluşturulabilir aynı web sitesi içerisinde. Yine diğer videolarda örneğin AdSense dersleri içerisinde bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Ya da diğer tarzda sorularınızı paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde yeni platform içerisinde. Yani oldukça zengin bir platform hale zaman içerisinde gelecektir. Ki videoyu çok çok fazla da uzatmayayım. İlerleyen zamanlarda da tabii ki hani sohbet falan isterseniz de sohbet tarzı şeyler de yaparız hatta direkt canlı bağlantılar bile yapabiliriz artık kanalı o kadar ki genişletmeyi düşünüyorum çok ilerleyen vakitlerde. Tabii ki sizlerle birlikte gidecek siz nasıl istiyorsanız o şekilde gidecek. Örneğin anlatım tekniğimi beğenmiyorsanız direkt olarak onunla yazabilirsiniz arkadaşlar ki çok teşekkür ederim ki videolar çoğunlukla beğeniliyor. Yani ...herkes neredeyse beğen butonuna tıklıyor... ...işte beğenme butonuna çok az tıklayan oluyor... Ee, ...ama... ...hani beğenmiyorsanız da... ...direkt olarak söyleyin ki... ...işte e, abi ya da hocam... ...ya da işte Tayfun ne diyorsanız artık... ...işte videolarda anlatım tekniğini şöyle yap... ...örneğin çok çok basit anlatıyorsun... ...biraz daha hızlı anlat... ...ya da e, çok hızlı anlatıyorsun... ...biraz daha basite indirge... ...gibi... E, önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince önerilerinize dikkat etmeye çalışacağım. Kanalımıza henüz abone değilseniz bu aileye henüz katılmadıysanız abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. E, Facebook'tan arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız ekranda Facebook linkimi görüyorsunuz. Facebook'tan elbette hepiniz ekleyebilirsiniz. Yine Instagram'da takip etmek isteyen olursa e, ekranda yine linki görüyorsunuz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.